Ağırlığı güneşten 20 kat daha fazla. Çapı güneşimizden 800 kat daha fazla. Güneşle karşılaştırıldığında yaydığı ışık bizimkinden 7500 kat daha parlak. Eğer bu yıldızı güneş sistemimizin merkezine koyarsanız, Jüpiter'in sınırlarına kadar olan her şeyi yörüngesinin içine alır ve yok eder. Gerçekçi olmak gerekirse güneş, evrendeki en sıradan yıldızlardan bir tanesidir. Diğerleriyle karşılaştırıldığında oldukça karanlık ve küçüktür. Alfa Carinae yıldızı ile güneşi karşılaştırdığımızda aradaki farkı daha rahat görebilirsiniz. Bu yıldız güneşimizden 150 kat daha büyük ve 4 milyon kat daha fazla ışık yayıyor. Üstelik Alfa Carinae'nin parlaklığı son birkaç yüzyıldır artmakta. Çünkü nükleer yakıtını bitirdi ve patlamak üzere. Bu yıldızı kaplayan Homunculus Nebulası'nın son yıllardaki değişimini görebilirsiniz. Alfa Carinae yıldızı bile birazdan tanışacağınız bu güzelliğin karşısında hiçbir şey. Onun adı Betelgeuse. Alfa Carinae'dan 300 kat daha büyük bir boyuta sahip ve Betelgeuse Orion takım yıldızının en parlak ikinci yıldızıdır. Bilim insanları Betelgeuse'un 10 milyon yıldan daha az bir süredir var olduğunu düşünüyorlar. Böylesi kudretli ve devasa yıldızların ömrü oldukça kısadır. Yani bu yıldızlar yüksek kütleleri nedeniyle çok az bir süre var olurlar. Zaten fark ettiyseniz Betelgeuse'un 10 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluştuğunu söyledim. Güneşimizin şu an yaklaşık 5 milyar yıl yaşında olduğu düşünüldüğünde bu sürenin ne kadar kısa olduğunu anlayabilirsiniz. Başka bir deyişle dinozorlar yeryüzünde gezinirken gökyüzünde Betelgeuse yoktu, yani daha oluşmamıştı. Peki bu yıldız neden ölüyor? Güneşimiz çekirdeğindeki hidrojeni helyuma dönüştürerek enerji üretir. Betelgeuse ise büyük kütlesi nedeniyle çekirdeğindeki hidrojeni hesapsız ve kitapsız bir şekilde yakarak çoktan bitirdi. Şu anda Betelgeuse gençlik günlerinde hidrojen yakarak ürettiği helyum elementini karbon ve oksijen gibi elementlere dönüştürerek enerji üretiyor. Bu elementlerin nükleer reaksiyonları hidrojenden çok daha fazla enerji tükettiği için yıldız bir balon gibi şişerek bugünkü dev boyutlarına ulaşmış durumda. Şişmeden kaynaklanan yüzey alanı genişlemesi nedeniyle yıldızın yüzey sıcaklığı güneşin yaklaşık yarısı kadardır. Yani sadece 3200 santigrat derece kadar. Şu anda helyumu, oksijeni, karbonu nükleer reaksiyona sokarak çekirdeğinde hızla demir birikimi gerçekleştiren bu yıldız, ömrünün sonuna iyice yaklaşmış durumda. Demir elementi diğer elementler gibi birleşerek başka elementler oluşturamıyor. Bunun olması için dışarıdan enerji verilmesine ihtiyaç var. Yani bir süre sonra yıldızın çekirdeği tümüyle demirden oluşacak ve enerji üretimi sona erecek. Bu olduğunda ise Betelgeuse'u çökmekten koruyan ışının basıncı kalmayacak. Dolayısıyla yıldız büyük bir hızla kendi içine çökecek. Çekirdekteki demir atomları bu ani reaksiyonla nikel, bakır, çinko, gümüş, baryum, civa ve altın gibi daha ağır elementlere dönüşecekler. İşte tüm bu dönüşümün havalı ismine biz süpernova patlaması diyoruz. Bu süpernova patlamasının ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmiyoruz. Önümüzdeki yıl da olabilir, bundan 100 bin yıl sonra da olabilir. Tüm bu süreler astronomi ölçeğinde yarın olarak geçiyor. Bu süre insan ırkının kısa yaşamı için maalesef sonsuzluk gibi duruyor. Patlama olduğunda Betelgeuse yeryüzünden muazzam parlaklıkta bir yıldız gibi görünecek. Öyle parlak olacak ki gündüzleri bile rahatlıkla gözlemlenebilen, geceleri ay gibi cisimlere gölge oluşturabilen bir aydınlık sağlayacak. Bu çok parlak halini yaklaşık 7 ila 10 gün boyunca koruyacak. Sonrasında ise yavaşça sönecek ve ortalama bir ay içinde tamamen gözden kaybolup bir daha hiç görünmeyecek. Korkmayın, bunlar yaşanırken bize hiçbir şey olmayacak. Sadece bir ışık şöleni izleyeceğiz. Kepler-452b şu anda Dünya'ya en çok benzeyen gezegendir. Üstelik bu gezegen Güneş'e çok benzer bir yıldızın etrafında dolanıyor. Hatta Kepler-452b'nin yörüngesi yaşanabilir bölgenin tam da Dünya'ya benzer bir bölgesinde yer alıyor. Bu gezegen Dünya'dan sadece 1,5 kat uzun bir çapa sahip ve bir yılı 385 gün, yani Dünya ile neredeyse aynı.
Yapılan ilk analizlere göre bünyesinde dünyadan 5 kat daha fazla kütle taşıyor ve yüzeyindeki kütle çekimi dünyanın 2 katı kadar. Yani dünyada 90 kilogram olan biri Kepler-452b'de kendini 180 kilogram gibi hissederdi. Peki bu gezegeni diğer gezegenlerden ayıran şey nedir? Diğer keşfedilen dünya benzeri gezegenler her ne kadar dünyaya benzeseler de ya çok büyüklerdi ya çok dengesiz yapıdaydılar ya da soğuk bir yıldızın etrafına dönüyorlardı. Ancak Kepler-452b'nin yörüngesi ve yıldızı onlardan farklı, bizimkine çok benziyor. Ayrıca belirtmek lazım ki bu analizler çok kaba ve muhtemelen ilerleyen dönemde yapılan gözlemlerle değişecektir. Bu arada küçük bir sorunumuz var. Keşfedilen yeni dünya gezegenimizden 1400 ışık yılı uzakta. Bu da en kolay haliyle şu demek: bilinen en hızlı şey ışıktır. Işık uzay boşluğunda ilerlerken sadece 1 saniyede 300 bin kilometre hızla yol alır. Bu da 1 yıl için 9 trilyon 460 milyar 500 milyon kilometre yapar. Yani 2018 itibariyle sahip olduğumuz en hızlı uzay aracı bizi oraya 25,8 milyon yılda götürebilir. Bu kadar uzun bir süreye de hiçbir insan ömrü yetmez. Üstelik Kepler-452b'ye ışık hızıyla gitmek istersek bu da tam 1400 yıl sürecektir. Uzayda aşırı hızlı seyahat etmenin bir yolunu bulmazsak, bu gezegenler bizim için sadece uzakta görünen köy olarak kalabilir. Ayrıca son olarak şunu eklemek istiyorum. Bu gezegeni keşfeden araç bir uzay teleskobu. İsmi de Kepler. Bu yüzden Kepler uydusu tarafından keşfedilen tüm gezegenlerin başına Kepler ismi konuluyor. Kepler uydusu bu gezegenleri özel bir yöntem sayesinde keşfediyor. Eğer bu teleskobun nasıl gezegen keşfettiğini merak ediyorsanız araştırmanızda fayda var. Altı Haziran 2018 tarihinde NASA kızıl gezegen Mars hakkında iki önemli açıklama yaptı. İlki, antik yaşamın kanıtı olabileceği düşünülen ve organik moleküller içeren 3,5 milyar yıl yaşındaki bir kayanın keşfedildiği ile ilgiliydi. Bu kaya, Ağustos 2012'den beri Mars'ta bulunan Curiosity keşif aracı tarafından keşfedildi. Kayada bulunan organik moleküllerin neden var olduğu ise henüz bilinmiyor. Ancak bu moleküller eskiden bir göl olduğuna inanılan Gale kraterinde bulundu. İkinci açıklama ise Mars'ın atmosferinde bulunan metan gazı ile alakalı. Mars'ta bulunan metan gazı oranı mevsimlere göre değişiyor. Yani kışın azalan metan gazı seviyesi yaz aylarına doğru artıyor. Ve bu oldukça ilginç. Çünkü bizler karbon bazlı yaşam formlarıyız. Bizim canlı organizma diye bahsettiğimiz her şey karbonlardan, yani organik bileşiklerden oluşuyor. Bugün kullandığımız fosil yakıtlar, ağaç, böcek, dinozor ve canlı organizmaların kalıntılarıdır. Milyonlarca yıl süren biyolojik, jeolojik ve kimyasal süreçlerin sonucu oluşan fosil yakıtların bir üyesi de metan gazıdır. Üstelik metan denen gaz atmosferde en fazla 300 sene kalabiliyor. Yani Mars'taki mevcut metan gazı büyük oranda taze metandan oluşuyor. Ve bu gazı oluşturan şey %50 ihtimalle Mars'ta bulunan canlı organizmalar. Bu konu hakkında kesin konuşamıyoruz. Çünkü bu metan gazı jeolojik süreçler yüzünden oluşmuş olabilir. Sonuç olarak Mars bizim gelecekteki halimiz olabilir söylemleri böylece daha bir anlam kazanmış oldu. Eskiden gezegenimizle aynı ekosisteme sahip olup, sonunda bunların hepsini kaybetmiş olan bir gezegene bakıyor olma ihtimalimiz daha da yükseldi. 2008 yılında uzayda göze benzeyen bir oluşum keşfedildi. Dünyaya yaklaşık 700 ışık yılı mesafede bulunan bu oluşum bize en yakın gezegenimsi bulutsudur ve adı Helix bulutsusudur. Peki bu göz şeklindeki oluşum nasıl oluştu? Bilim insanlarının Tanrı'nın gözü adı verdiği bu oluşum aslında bir süpernova kalıntısı. Yani bu şey bir yıldızın ölümüyle etrafa saçılan gaz ve toz bulutundan meydana geliyor. Bildiğiniz gibi Güneş de bir yıldız ve 5 milyar yıl sonra Güneş'in sonu da böyle olacak. Uzayda bu göze ek olarak bir de Tanrı'nın eli adı verilen bir nebula daha var. Ve bu da bir yıldızın patlaması ile oluştu. Bu nebulanın gerçek adı ise B1509'dur ve bize 17 bin ışık yılı uzaklıktadır.
videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.